Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e, onun pak ehli beytine, kıyamete kadar yolumuzu aydınlatan kutup yıldızı hükmünde olan güzide ashabına ve onun yolunu takip eden müminlerin üzerine olsun. Ashab-ı kiram, Hazreti Peygamber'in dost ve yarenleri, aziz İslam dinini dünyanın dört bir tarafına yaymak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen güzide insanlar. Onlar yolumuzu aydınlatan yıldızlardır. Onlar en sevgilinin en iyi arkadaşlarıdır. Onlar insanlığa hediye edilmiş saadet asrının altın neslidir. Evet, altın bir nesil onlar. Cahiliye karanlığının içinde parıldayan, bataklıkta birer gül gibi yetişen altın bir nesil ve bu altın neslin mimarı, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. Peygamberimizin zuhurundan önce insanlık, korkunç bir karanlığın içinde yüzüyor, cehalet ve ahlaksızlık denizi içinde boğuluyordu. Adalet, merhamet, ahlak, insani erdemler yok olup gitmişti. Dünyanın dört bir tarafında mustazafların, mahrumların feryatları yükseliyordu. İşte böyle karanlık bir zamanda tevhid ve adalet peygamberi dünyamızı parlak güneşiyle aydınlattı. 23 yıl gibi kısa bir zaman zarfında hem dünyayı ahlak ve adaletiyle dizayn etti, hem de insanlığa örnek olacak seçkin bir nesil yetiştirdi. Kamil ahlaka sahip, ahlaki erdemlerle donanmış, şerefli bir nesil. Allah'ın ve peygamberin her sözünü yerine getirilmesi gereken bir emir olarak telakki ettiler. Bu seçkin insanlar, İslam'ı bir yaşam tarzı olarak benimseyip, her türlü bedeli, zorluğu, işkenceyi, sürgünü, muhaceratı bizzat yaşadılar. Yaşayan, yürüyen Kur'an'ın talebeleri olmak için daima bir gayretin içine girdiler. Onlar için Muhammedi yol her şeyden önce gelirdi. Dinleri ve davaları için en sevdiklerini, İsmaillerini feda etmekten çekinmediler, cihat meydanlarında öne atılarak şehadete koştular. Onlar birer ahlak ve fazilet timsaliydiler. Dünyaya değer vermediler, ahireti dünyaya tercih ettiler. Cehalet ve bilgisizliğin egemen olduğu bir toplumda doğup büyüdükleri halde, Resulullah'ın dizi dibinde eğitim görüp birer alim ve bilgin oldular. Bilgi, kültür, sanat, edebiyat, beşeri ilimler ve ahlaki değerler, bu altın neslin vasıtasıyla dünyayı büyük bir değişime sürükledi ve insanlık için umutlu yarınlara vesile oldular. Resulullah'ın dost ve yarenleri, Efendimizin vefatından sonra da boş durmadılar. O yüce insanlar, rahatlarını, dünyevi arzularını bir kenara iterek dünyanın dört bir tarafına seferler düzenlediler. Devrin müstekbir güçleriyle savaşarak mazlumlara kol kanat oldular. Küfrün, şirkin, tuğyanın, sapkınlığın, cehaletin, zulüm ve sömürünün merkezleri konumundaki imparatorlukları yerle yeksan ettiler. Dönemin şirk ve zulüm imparatorları olan Pers ve Roma'nın kalplerine iman, adalet, tevhid ve fazilet bayraklarını diktiler. Evet, insanlık onlara çok şey borçlu. Bu altın nesil, İslam medeniyetini 30 yıl gibi kısa bir zaman diliminde dünyanın dört bir tarafına yaydı. İnsanlık, İslam'ın aydınlık yüzüyle tanıştı. Adaleti, ahlakı, fazileti tanıdı. Bu şerefli insanlar sayesinde ilim, kültür ve beşeri bilimler altın çağını yaşamaya başladı. Büyük bilginler, büyük alimler, büyük edipler bu şerefli neslin vasıtasıyla dünyayı aydınlattılar. Ne yazık ki bugün insanlar yine yolunu şaşırmış, cehalet ve sapkınlık bataklığında boğulmak üzere. İnsanlığın yine böyle altın bir nesle ihtiyacı var. İslam'ı her şeyden üstün tutan, Allah'ı ve onun rızasını her şeye tercih eden bir nesli yetiştirmek her Müslüman için vazifedir. Bunun yolu da ashabı, o altın nesli, o parlak yıldızları tanımaktan geçer. Hazreti Peygamber'in seçkin ashabını
dost ve yarenlerini, o yol gösterici yıldızları bizler çok iyi tanımalıyız ki, çocuklarımıza o örnek nesli anlatarak arkamızdan altın bir nesil bırakabiliriz. Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak İslam'ın ve onun yüce peygamberinin tanınması için birçok etkinliğe imza attığımız gibi, 2015 yılından itibaren Kasım ayını sahabeler ayı ilan edip, her yıl bu ayda farklı sahabeleri yad ederek halkımızın hizmetine sunuyoruz. 2015 Kasım ayında Hazreti Ebubekir'i Hazreti Ebubekir ve Sadakat, 2016 Kasım ayında Hazreti Ömer'i Farukul Adil, 2017 Kasım ayında Hazreti Osman'ı Haya ve Edep Timsali, 2018 Kasım ayında Hazreti Ali'yi ilmin kapısı temasıyla anlatan etkinlikler düzenledik. 2019 yılından itibaren de aşere-i mübeşşereden sahabelerin yanı sıra seçkin hanım sahabeleri de programımıza dahil ettik. Vakfımızın bu anlamlı etkinlikleri ihya etmekteki temel amacı İslam'ı, bu dinin sevgili peygamberini ve İslam'ın birer fedaisi konumundaki seçkin ashabı halkımıza, genç nesillere örnek olma mesajıyla tanıttırmaktır. Bizler, peygamber sevdalıları olarak büyük bir özveri göstererek, gecemizi gündüzümüze katarak, kısıtlı imkanlarımızla bu hayırlı etkinlikleri yapıyor ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Temennimiz, halkımızın bu hayırlı etkinliklerden en güzel şekilde faydalanmasıdır.